Gençler, gençler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün 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 neredeyiz? Bugün aritmetik dizideyiz. Aritmetik dizide o kadar çok formül var ki der dediğinizi duyar gibiyim. Ama bak bu hocanın size sıfır formülle bu aritmetik dizi konusunu hallettirecek. Mantığını anlatacak, tanımını anlatacak ve olay kapanacak. Çünkü olay buradaki formülleri ezberleyip soruları çözmek değil. Olay dizide yeni tanımlanacak dizileri yorumlayıp oradaki soruları çözmek. Buradaki formüllerin hiç ama hiç birisi bize soruları çözdürmeye yetmeyecek. Pekala hocam ne edecek bize soruları çözdürmeye derseniz ne edecek biliyor musunuz? Buradaki mantık edecek. Bu mantığı kullanıp aritmetik dizinin tanımını bildikten sonra olay bitecek. Şimdi buralarda bir şeyler yazıyorlar. Tamam bunlar yazıyor. Evet bunlar yanlış değil. Doğru bunlar. Ama gel bakalım. Biz ilk önce seninle aritmetik dizinin tanımını bir yapalım. Bunun için kendimize bembeyaz bir sayfa açalım bakalım. Evet, beyaz sayfamızı açtık. Şimdi bakın arkadaşlarım beni iyi dinleyin. Burada sakin, sakin bir iyi dinleyin. Şimdi aritmetik dizi ilk önce ne? Kendine göre bir tanımı vardır. O tanıma uygun davranırsan aritmetik dizi sorularını çözersin. Uygun davranmazsan aritmetik dizi sorularını çözemezsin. Formüllerle falan iş yapmaya çalışırsın. Pekala aritmetik dizini, aritmetik dizi özel bir dizi. Niye hocam özel bir dizi? Çünkü kendine uygun has kuralları var. Şimdi şöyle bir dizi hayal edeceksiniz, tamam mı? Öyle bir dizi ki mesela atıyorum ilk terimi 2. Son terimi örneğin 7 dedim ben. Bunu aritmetik dizi kelimesini kullandıysam artık sen bir sonraki terimi tahmin etmelisin. 2'den kaç fazla gitmişim? 5 fazla. O zaman aritmetik dizi ise 5 fazla gideceğim. 12. 5 fazla gideceğim 17. 5 fazla gideceğim 22. Böyle gidecek. Ya da farzı misal diyelim ki ilk terimim 50 ve ikinci terimim de 47. Dedim ki ben sana buradan buraya aritmetik dizi dedim. Ne yaptın? 3 azalttın. Bir 3 daha azaltcan anlamına geliyor artık bu aritmetik dizi diyorsam. 47 44 bir 3 daha azalttım 41. Bir 3 daha azalttım 38. Bir 3 daha azalttım 35. Yani tanımı ne? Ardışık terimleri arasındaki farklar her zaman aynı olan ya da sabit olan dizilere özel olarak aritmetik dizi demişler. Biz de o zaman bu tanıma sadık kalacağız. O zaman ardışık terimler arasındaki farklara bakacağım. Mesela burada 7 ile 2 arasındaki farka bakacağım 5. 12 ile 7 arasında farka bakacağım 5. Bak bunların hepsi 5. Ve bu 5'in de bir ismi olacak. Bu isme de arkadaşlarım D diyecekler bazı kitaplar R diyebiliyor. Ben D diyeceğim. D'nin adı 5 ve bunun ismini ortak fark. Ortak fark. Yani dizinin ortak farkı şudur dediği zaman sen bunu anlayacaksın. Ya da mesela burada 3 demeyeceksin. Bak 47'den 50'yi çıkardım. Eksi 3. 44'ten 47'yi çıkardım. Eksi 3. 41'den 44'ü çıkardım. Eksi 3. Bak bunların hepsi eksi 3 arkadaşlarım. O zaman buradaki ortak farkım kim? Eksi 3. Bak buradaki ortak farkım eksi 3. E, ortak farkın pozitifse dizi artan. Ortak farkın negatifse dizi azalan diyebilirsin. Bunu şimdi matematiksel izahla anlatmaya çalışalım. Şimdi senin ilk dizin A1 şey özür dilerim İlk terimin A1. Bunu siyahla yazayım mı? Hadi siyahla yazayım bunu. Şuradan siyahı bir alalım. İlk terimin A1. İkinci terimin A2 arkadaşlarım. Üçüncü terimin A3, A4 böyle böyle gidiyor. En son teriminde de AN olsun. Ve bu dizide aritmetik dizi tamam mı? Şimdi Bunların arasındaki farka yani A2'den A1'i çıkardığım zamanki farka ne diyecekmişim? D diyecekmişim. Güzel. Hocam A3'ten A2'yi çıkarsam ona da D diyeceğim. A3'ten A2'yi çıkarsam ona da D diyeceğim. A4'ten A3'ü çıkarsam ona da D diyeceğim. A4'ten A3'ü çıkardığım zaman buna da D diyeceğim. Biraz oynayalım değil mi buralarda? Şimdi ben buradaki A2 yerine ne yazabilirim? A1'i karşıya attığım zaman A1 artı D yazabilirim. Tamam mıyız? tamam mıyız? Sonra A3'e ne yazabilirim? A2'yi karşıya attığım zaman A2 artı D yazabilirim. Gel bakalım burada A2 gördüm yere A1 artı D yazayım. A1 artı D yazdım. Bir D de burada var arkadaşlarım. A1 artı 2 tane D yazdım. Sıkıntı var mı? Yok. Devam edelim. A4 gördüm. A3 artı D yazalım. A3 gördüğüm yerde A1 artı 2D yazarsam acaba A4 ne ola ki diye merak ediyorum. A4 eşittir. A1 artı 2D yazdım. 1D de burada var. 3D yazdım. Bu bana ne anlatıyor aslında? Hocam diyor. Ya yani diyor ki sen aritmetik dizide istersen canın isterse her terimi A1 cinsinden yazabilirsin. Bak a 2 A1 yazdım. D yazdım. A3'ü A1 cinsinden yazdım. A4'ü A1 cinsinden yazdım. Ve nasıl yazdığımıza bakalım. Ya da buradaki bir güzel böyle tılsım ne ona bakalım. Şimdi bak A1 1D değil mi? A3 A1 artı 2D yazdım. Hatta şuraya bir daha yazayım mı ben bunları? A2 eşittir. A1 artı 1D diyelim. Biz bir genellikle yazmıyoruz da ben şimdi bir şey anlatmaya çalışacağım size. Onun için yazıyoruz. A3 yerine ne yazmışım? A1 artı 2D. Kendi kendine geldi. Vallahi bak ben bir şey yapmadım. A4 yerine ne yazmışım? A1 artı 3D. Ben artık size sorsam ki A5 yerine ne yazacağım dersem oradan haykırırsınız. A1 artı 4D yazacaksın hocam. Sebep bir kaos. Bir kaos. Bak şimdi. Kendi kendine geliyor. Bununla bunu toplayınca burası yapıyor. 1 ile 2'yi toplayınca 3 yapıyor. 1 ile 3'ü toplayınca 4 yapıyor. 1 ile 4'ü toplayınca 5 yapıyor. O zaman sen istediğin terimi... A1 cinsinden yazabiliyor musun? Yazabiliyorsun. Al A15'i yaz. Ne yazacaksın? A1 artı 14D yazacaksın. Yani bununla bunu topladığın zaman burasını yazacaksın. Gel eninci terimi yaz. Yani eninci terim nedir? A1 cinsinden yaz. A1 artı artık bununla kimi toplarsan N yapar? N eksi 1 de. Olay bitti. Aritmetik dizi bitti. Dağılın. Aritmetik dizi bitti arkadaşlar. Alın size yegane formül istiyorsanız formül her terimi ama her terimi A1 cinsinden yazabilirsin. Yetinme bununla. Bununla yetinme. Ne yap? Her terimi acaba başka terim cinsinden yazabilir miyim de. Mesela ne diyelim? Ben burada A3 gördüğüm yere ne yazayım mesela? A2 artı D yazayım değil mi? For example in this question'da A4 eşittir. E, A3 gördüğüm yere A2 artı D yazacağım. A2 artı D artı D yazacağım. Bakalım ne gelecek? A4 eşittir. A2 artı 2 D geldi. A. Bak ne oldu? Buradaki 4 buradaki 2 ile buradaki 2'nin toplamı geldi. Çarpımı değil A. Nereden biliyorsun hocam? Belki çarpımı. Hemen o zaman A5'i yazalım. A5 eşittir. Şuradan yazacak olsam ne yazabilirim mesela? A4 artı D yazabilirim değil mi? E bak burada da aynısı zaten bak. 4 bir daha 5 yaptı bak. Bak 3 bir daha 4 yaptı. O zaman dikkat dikkat. Sen her terimi başka bir terim cinsinden yazabilirsin. Örneğin mesela diyelim ki A10 eşittir. A8 cinsinden mi yazmak istedin? A8 artı ne yazabilirsin? 2D. Bununla bunun toplamı bu olacak. Çok kolay bak. A25'i örneğin ne yazmak istedin? A21 artı 4D. Çok çok kolay. Örneğin A20'yi. A23 artı eksi 3D yaz. Ya bununla bunu toplayınca bunu yaz. Yani genellikle biz daha böyle indisi büyük olan terimi buraya alıyoruz ama çok mühim değil. Anlatabildim mi? Aritmetik dizi bitti. Dağılabilirsiniz. Başka hiçbir şey yok. Sadece ve sadece bu. Senin elinde iki tane terim mi var? Ortak çarp. Ortak farkı bulacaksın. Özür dilerim. Ortak fark bu. Elinde bir tane terim ile ortak fark mı var? İstediğin terimi bulacaksın ama istediğin terimi. O okulda gördüğünüz formüllerin hepsinin çıkış yolu burası. O formüllere hiç ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bütün terimleri A1 cinsinden yazın. işiniz çözülür. Bak inanın işiniz çözülür. Ama başka formüllere ihtiyaç duyacağız mı? Tabii ki de ihtiyaç duyacağız. Onlar da sırası geldiği zaman anlatacağız. Bu burada Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsor olmuşuz gibi. ya. Yani o bize sponsor olmuş gibi. Fenerbahçe yaptık ama bu burada dursun arkadaşlarım. Gel bakalım biz şimdi örneklerimizi sadece burada öğrettiğim iki tane bilgiyle daha doğrusu bir tane bilgiyle yani bir terimi başka terim cinsinden yazmakla gel bakalım örneklerin bir altından gelip üstünden çıkmaya çalışalım. Geldin mi? Burada mısın? Bak benim dediklerim hep buralarda. Bak burada R yazmış. Çok mühim değil arkadaşlarım. Ben D kullanıyorum. R'si, D'si bunlar çok mühim değil. Bak bunlara falan gerek yok. Doğru mu? Doğru. Ama yeri geldiği zaman ben size onların niye öyle olduğunu söyleyeceğim. Şimdi ilk önce bir ee, örneklerimize bakalım. Şimdi diyor ki, genel terimi bu olan aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Yani aritmetik dizi şöyle verildiyse şurası şöyledir ortak farktır demek yerine biz ne yapalım? Her zaman olduğu gibi bir tanım kullanalım. Tanım ne? Senin birinci terimin ne acaba? Birinci terimin A1 yerine en yerine 1 yazdım. 2-3'den eksi 1. İkinci terimin ne arkadaşlarım? En yerine 2 yazdım. 2-6'dan eksi 4 yaptı. Bizim Aritmetik dizimizin ortak fark kaçtı? Ardışık terimler arasındaki fark kaçsa oydu. Yani ben 4'ten eksi 1'i eksi e düşeceğim. 4'ten eksi 1'i eksi e düştüğüm zaman eksi 4 artı 1 yapar. Bu da eksi 3 yapar. E bizim D sayımız da eksi 3'müş. Şimdi şunu da bilmelisin. Bak burada 2 yani en 3. 2 eksi 3 en ya. Buradaki sayın senin için ortak farktır. Yani sayın senin daha doğrusu dizinin terimleri 3'er 3'er azalacaktır diyebilirsin. Ama bu tanımıyla bildiğin zaman daha da güzel olacaktır. İkinci örneğimiz diyor ki aritmetik dizinin ikinci terimi eksi 2, 15. terimi 37 ise ilk terimi kaçtır? İki tane terim varsa istediğin terimi bulabilirsin. Nasıl yaparsın? 15. terimi 37 diyor. A 15 eşittir 37. Elinde kim var? A 2 eşittir eksi 2. Arkadaşım yaz şunu. A15 eşittir A2 artı kaç D yazman lazım? Biraz önce söyledim. 13 D yazman lazım. A15 37. A2 eksi 2 artı 13 D yazdın. Eksi 2'yi buraya kaydırdın. 39 eşittir 13 D oldu. D eşittir 3 oldu. Dedim ya sana iki tane terim varsa gideceksin ortak farkı direkt bulacaksın diye. E, D3 ise sen artık ilk terimini mi istiyorsun? İster bunu kullan ister bunu kullan. Fark etmez. Örneğin ikinci terimi kullanalım. A2 A1 artı 1D'dir. E, A1'i biliyoruz mu? Onu soruyor zaten. A2 eksi 2. A1 A1 zaten artı 3 dedim buradan. 3 değil mi bu? Yanlış yapmayalım. O zaman A1'de eksi 5'ten başka bir şey değil. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece buna ihtiyacın var. Bak. Bak. Başka bir şeye ihtiyacın yok. İlk terime eksi 5. Yani yaz kardeşim. A1 eksi 5. Ortak farkı 2. Yaz D'si 2. Aritmetik dizinin baştan kaçıncı terimi? 13'tür. Hmm. O zaman kaçıncı terimi? N'inci terimi? 13. O zaman sen ne yazabilirsin bu 3 bilgiden? A en eşittir yazarsın. A1 artı N eksi 1'de yazabilirsin. Ben seni biliyorum. Çünkü 1 ile n-1'i topladığın zaman n yapacak. 13 tür diyor. a1 kaç? Eksi 5. Artı 2 tane n-1 mi? Çünkü 2 ya d'si oradan dolayı. Eksi 5'e attım. 18 eşittir. 2 tane n-1. O zaman buradan n-1 arkadaşlarım 9 oldu. n-1'in 9 olmasından mütevellit. n de kaç oldu? 10 oldu. E o zaman baştan kaçıncı terimi diyor? E baştan 13. diyecektim ki ne? 10. terimi diyeceğim. Çünkü A10 13 geldi ya o yüzden 10 olacak. Bu kadar. Başka inanın bir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir ballı, limonlu şerbet içeceğim. Böyle yapayım mı? Kapuçino diyor ya. Nusret, Nusret bir Türk kahvesi de biraz Türk kahvesi gelişsin bari değil mi? Capuchino deyip milleti zengin yapıyorsun deyip buradan da eleştirimi sundum. Nusret'e ulaştırırsanız sevinirim. Şimdi bir yüzücü için pazartesi günden itibaren her bir gün yüzülen mesafe bir önceki günden fazla ve aritmetik bir dizi oluşturacak şekildedir. İyi, güzel. Bu yüzücü perşembe günü falan filan. Bir şey diyor işte. Yani bir hikaye yazdım ben sana diyor. Buradan diyor olayı kap diyor. Şimdi burası senin için kaçıncı terim olsun? Burası birinci terim olsun arkadaşlarım. Tamam mı? Burası ikinci terim olsun. Burası üçüncü terim olsun. Burası dördüncü. Burası beşinci. Burası altıncı. Burası yedinci. Ha ben sana A2'ye 4800 demişim. A6'ya 6000 demişim. Ha böyle bir hikaye yazmışım. Fark eder mi? Hiç fark etmez. A6 arkadaşlarım 6000. A2 de 4800. Al bunlardan ne yapsan kendine? A6 eşittir. A2 artı 4 tane D yaz. 2 ile 4'ün toplamı burası yapacaktı ya, ya. 600 eşittir. 600'den açık. 6000 eşittir. 4800 artı 4'te. Buraya atarsam 1200 mi kalır? 1200 kalır değil mi? Yanlış yapmayayım da. Eşittir 4D yaptı. Buradan D ne yaptı arkadaşlarım? D 300. 300 demek ne? 300 300 arttırıyormuş. Yani aslında burası başlangıçta 4500'müş ki. 300 artırmış 4800 yazmış. Hiç artık bak formüle de gerek durmuyorum. 300 artırdım 5100 yazdım. 300 artırdım 5400 yazdım. 300 artırdım 5700. Bak 6000 kendi kendine geldi. Burası da 6300 oldu. Perşembe günü kaç metre yüzmüştür? Aha da perşembe günü bak burada 5400 ile noktayı koyduk. Olay bu. Hikayede yazsa başka bir şey de yapsa bizim bilgimiz sabit. Yine çözüm yerini kullanmadık. Bak bilgimiz sabit başka hiçbir şey gerek yok. Şimdi bölü 8 falan derler. Gerek yok arkadaşlarım. Sen A11 eşittir. A3 artı 8 d yazabiliyor musun? Yazabiliyorsun. Şimdi ben buna karşı yazsam artı A3 yapsa. Senin 8 d yazdığın yere vatandaş 48 yazmış mı? Yazmış. O zaman 8 ile 48 aynı şeylerdir. Bitti yorum. Değiştir 6. E bunların farkı kaçtır? E sen şimdi Yine buralarda bir şeylere ihtiyaç duyabilirsin ama bak hepsini A1'den yazarsan hiç sıkıntı çıkmaz. A13 arkadaşım A1 artı 12D yazılır. Değil mi? A5 A1 artı kaç D yazılır? 4D yazılır. Bunları çıkardığın zaman bak A1'den A1 çıktı. Bizlere ömür. 12D eksi 4D kaldı. Bu da 8D yaptı. E D6 idi zaten. 6 kere 8. 48 ile bunu da uğurluyoruz. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Bak inan ki yok. O bildiğin formülleri de ispatlayabilirsin. Hatta kendin ispatla. 5 ile 47 arasında bu sayılarla çok klas bir soru. Çok klasik bir soru. Klas bir soru diyorum. Hiçbir şey yok. Yani her kitapta, her konu anlatım kitapta hepsinde var. Aritmetik olacak şekilde 13 terim daha yerleştirdiğinde baştan 7. terim ne olur? Ya yerleştir işte. Yani adamın dediğini yap işte. A1 değil mi? A1 5'miş. Şimdi bir de burada 47'cik varmış. Tamam mı? 16 yazılım olmazsa şöyle yapalım. Burada 47 varmış. Arkadaşlarım 13 tane yerleştiriyor. Buraya 13 tane sıkıştırıyor değil mi bu vatandaş? Şimdi A 1'di. 13 tane daha geldim. A 14 oldu. E buradaki de bir zahmet A 15 olsun. E, A 15'i verdim. A 1'i verdim diyor. Ne bekliyorsun diyor. A 15 eşittir. A 1 artı 14 yazı ver bir zahmet diyor. A 15 47 değil mi? Eşittir. A 1 5 artı 14 Buradan inşallah tam sayı gelecek herhalde. 42 eşittir 14 D oldu. O zaman D'yi ne buldun? 3 buldun. Değil mi? D 3'müş. Yani 3'er 3'er dizi artacakmış. Baştan 7. terim diyor. Baştan 7. terim A7'dir herhalde. Değil mi? A7 eşittir. A1 artı 6 D yazmak boynumuzun borcu. O zaman A7 istiyorum ben. 5 artı D'si 3 olduğu için 18 yaptı. Toparladım. 23 yaptı. Doğru yapıyoruz değil mi? Valla bak sonra yanlış çıkıyor. Olmuyor ya. Heh, doğru yapmışız. Bitti mi bitti. Bitti bitti gitti. Şimdi 7'ye geldim. Aritmet dizinin ilk 3 terimidir. Bu dizinin genel terimini bulunuz falan filan bir sürü bir şey var. Arkadaşım tanım biliyor mu tanım? Dinledin mi sen tanımı bu, bu dersin başına? Dinledin değil mi? Dinlediysen hiç korkma. Hiç sıkıntı yapma kendine. Tanım ne diyor sana? Bundan bunu çıkar diyor. Çıkar. 2x eksi 3. Eksi. X artı 1. Eşittir. Bu eşit olacak diyor. Ortak fark bu. Bundan bunu çıkar diyor. Çıkar arkadaşım. 5x eksi 11 eksi 2x eksi 3. Çıkar bakalım neler gelecek. 2x eksi 3 eksi x eksi 1 eşittir. 5x eksi 11 eksi 2x artı 3. Toparla. x eksi 4 eşittir. Bu ne? 3x değil mi? Eksi 8 mi yaptı? Buraya kaydır. 4 eşittir 2x de. O zaman x eşittir 2 mi de? 2. X eşittir 2'ymiş. Yaz yerine gitsin. 2 yazdım. 3. 2 yazdım. Anam ne oldu bu? 1 oldu ya. Dur bakalım. Bir ortalık karışıyor. 2 yazdım. Eksi 1 oldu. He bak ne yapıyor? Ne yapıyor? 2 2 azalıyor. Değil mi? Yani 1'den 3 çıktığı zaman 2 azal. Demek ki ortak farkı kaç bu vatandaşın? Eksi 2. O zaman biz genel terimini yazalım. Yani a n'i istiyor aslında benden. a n a 1 artı n eksi 1 d diye sabahtan beri bas bas bağırıyoruz. A n eşittir. A1 3'müş. Değil mi? Artı en eksi 1. En eksi 1. D'si kaç mı? bunun? Eksi 2. Eksi 2 ile çarpacakmışım bunu da. Tamam. O zaman A en eşittir. Eksi 2 en. Eksi 2 ile bunu çarptım. Artı 2. 3 ile topladım. Artı 5 gibi bir şey yaptı. Aha da buradan kontrol edelim. Eksi 2 en artı 5. 5 eksi 2 ile aynı şey. Şimdi bu tanımla alakalı bir şey. Şimdi sana bir şey daha öğreteceğim. Ama bir ballı şerbet içeyim. Bir saniye. Sen istersen oradan yap. Şimdi öğreteceğim şey de öyle uzaydan gelen bir şey değil yani. Aynı şeyi yapacağım. Şimdi arkadaşım 3 tane aritmetik dizim var tamam mı? 3 tane aritmetik dizinin terim var. Diyelim ki mesela A1, A2, A3. Tamam mı? Şimdi bak burasına diyelim ki A diyelim. Burası D fazlası olacak. Burası da bunun D fazlası. Yani A artı 2D olacak. Sen şuna şunu bir toplasana. Şuna bir şunu bir topla. 2A artı 2D yaptı değil mi? Bunun yarısı ne yapıyor? Bak burayı veriyor. He, demek ki sen bununla bunu topladığın zaman da burası yaparmış. Hocam bu sadece 1, 2, 3'te mi? Olur mu öyle şey hiç? Bak şimdi A1 artı A3 bölü 2 eşittir A2 geldi. Gördün mü? Şimdi bunu nasıl buluyorlar? Bunu şöyle buluyorlar. 1 ile 3'ü topladım. 4. 2'ye böldüm. İndisleri topluyorum. 2. Demek ki bu A2 eşitmiş. Buna ne diyorlar biliyor musunuz? Belli bir terimin ...alıp kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının ortasıdır. Yani aritmetik ortasıdır. Geçelim biz diğer sayfamıza. Geldik şimdi buraya. Şimdi bunu bir konuşalım. Bunu bir konuşalım şimdi. Mesela diyelim ki 2 e, kaçar kaçar gitsin, 3'er 3'er gitsin. 5 olsun, 8 olsun, 11 e, olsun, 14 olsun, 17 olsun, 20 olsun, 23 olsun, olsun. Olsun değil mi? Sıkıntı yok. Bunlar arkadaşlarım A1 diyelim, A2 diyelim, A3 diyelim, A4 diyelim, A5 diyelim, A6, A7, A8. Konu anlatımına harcanan zamana acımayın. Tamam mı? Kendine bir tane terim al arkadaşım. For example A5. Tamam mı? Şimdi diyor ki kendisine eşit uzaktaki terimlerin aritmetik ortalamasıdır. Mesela eşit uzaktaki derken buradan git 3 basamak buraya git. 2 basamak atadım ya. Buraya gel diyor. Topla bakalım. 5 ile 23 topladım. 28. 2'ye böldüm 14. A ne güzel. Ne yaptı? Toplu 2'ye bölünce bu geliyor. Bakalım bunu indisayla nasıl yapacağız? Diyor ki A2 ile A8'i toplayıp 2'ye bölersen sen diyor. A5'e bakacaksın diyor. Pekala bunu nasıl anlayacağız? Bak 2, 2, 2 8 daha 10. 2'ye böldüm 5. İndislerle bu işi yapabilirsin diyor. Bu rastlantı mı? Değil. Bu matematiğin güzelliği. Örneğin A4'ü alalım mesela. 3 e, iki basamak buraya gitsin. 3 basamak gitmesin. Hocam hep 3 basamak gidiyorsun. Acaba 3'ten bir şey var diye. Yok arkadaşım hepsinde var. Buradan buraya gel. Buraya gitsem buraya 3 gitme tabii canım. O şeylere uy. Neredeyiz? a 11'de miyiz? Değil mi? 1 2 gittim. Uyum, uyumayacaktı vallahi. Şunu düzeltelim dur. Uyuyacak çünkü yanlış gittim. A4'ten 1 2 buraya gittim. Buraya geleceğim. Şimdi 5 ile 17'nin toplamı 22. 2'ye böldüm 11. Pekala ben bunu A2 artı A kaç hmm, 6 bölü 2 yapabilir miyim? A4 yapsın. Bak A2 artı A6 bölü 2 A4 yapıyor. Yani İngilizleri toplayıp 2'ye bölersem buradaki diziye ulaşıyorsun. Bu birincisi. Bu birinci güzellik. Tamam mı? Şimdi gelelim ikinci iki, iki güzelliğe. Mesela senin bir baştan bir sonradan aldığın dizilerin toplamları birbirine eşittir. Örneğin mesela sen buradan A2'yi aldın. Tamam mı? Buradan da diyelim ki A8'i aldın. Şimdi bak bunların toplamı kaç yapıyor? 5 ile 23'ün toplamı 28 yapıyor. Yani A2 ile A8'in toplamı. Diyelim ki mesela A4 ile kimin toplamı? A4 ile şimdi 28 yapacak ya bu 11 ya otomatikman 17'nin toplamı yapacak değil mi? Yani A6'nın toplamı. Bak rastlantıya bak. 2 ile 8'i topladım 10 yaptı. 4 ile 6'yı topladım 10 yaptı. Yani indislerini kendi aralarında topladığın zaman Sonuçların toplamları eşit oluyormuş. Bak ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine geliyor. Örneğin A1 ile A1 ile kimi toplayayım? A5 toplayayım. Kaç yaptı? 16 yaptı. O zaman A1 ile A5 topladığım zaman örneğin A4 ile A2'nin toplamına eşit gelecek. İsterseniz bakın 1, 5 daha 6, 4, 2 daha 6. Bak A1 ile A5 topladım. 16 geldi. A4 bu. A2 bu 16. Bak bunlar çok kullanılır. Bir formül değil, bir böyle iki üç tane sayı yazarsın, bir bakarsın bakalım nedir ne değildir diye. Şu biraz önceki yaptığın şeyde kullanabilirsin bunu, tamam mı? Anlatabildim mi? Gel bakalım diğer sayfaya. Yani istersen burada bununla bunu toplayıp ikiye böldüğün zaman buna eşittir diyebilirsin. Bu bir. İkincisi diziyi bu kadar çok yorulmadan nasıl ortak şey genel terimini bulursun? Şöyle. Ortak çarpanın kaç arkadaşlarım? Ortak farkını özür dilerim. Eksi 2. Eksi 2 n'le ile başlarsın. İlk terimi yazarsın. En yerine 1 yazdığın zaman kaç çıkmasını istersin? 3 çıkmasını istersin. Eksi 2'yi 3'e vardırmak için de artı 5 dersin. Hiç bu kadar da uğraşmazsın. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabiliyorumdur. O kadar çok burada farklı şeyler söylemeye çalışıyorum ki anlamanız için bence oluyor gibi. Gel bakalım buna. Şimdi örnek 8, a küçük b olmak üzere bir haritmek dizinin A'ncı terimi b, b'inci terimi a'dır. Buna göre bu dizinin beşinci terimini a ve b türünden bulunuz. Bak şimdi. Ne bu? Bizim bildiğimiz formüllere benzemez. Ama tanım hep aynıdır. Soruyu soracak vatandaş da hep tanıma göre sorar sana. A'ncı terimi b. Yaz kardeşim bunu. A'ıncı sıradaki okuması da şey sıkıntı. Ee, b demiş. Tamam mı? Diz ya A, N değil de başka K falan desek daha iyi falan olabilir. Özür dilerim. kusuruma bakmayın. B'inci terimi A'dır. A'nın B'inci sıradaki terimi de A'mış. Tamam mı? Şimdi bak ben size her zaman ne diyorum? Diyorum ki sizin elinizde iki tane terim varsa siz istediğiniz terime bulursunuz. Şimdi diyorum ki ben A, B eşittir. A, A artı buradaki sayıyla buradaki sayıyı toplayınca bu yapacaktı. Bunu sayıda yapıyorsan Burada da yap, hiç önemli değil. Bu da D mi? Sıkıntı var mı? Yok. Bak, şunun aynısı bak, A7 eşittir A2 artı 5D yazmakla, AB eşittir AA. Yani bu biraz A'lar falan karışıyor ama neyse sıkıntı değil. Bununla bunun toplamının burası yapacağını bilmek aynı şey. Tamam mı? hocam buraya niye AB'yi yazdın? Bunu yazsaydın yaz, fark etmez. Hiç sıkıntı değil. Şimdi burası kaçmış arkadaşlarım? Burası. Burası A mı? Evet. Burası kaç? Ne daha doğrusu? Burası da B. Attım bunu buraya. A eksi B. Eşittir. B eksi A çarpı D değil mi? Her tarafı B eksi A'ya bölersem A eksi B bölü B eksi A D yapıyor. O zaman bizim D'miz arkadaşlarım bunlar belli ki birbirinin toplama göre tersi olduğu için eksi 1. Doğru mu? Doğru. Aa, güzel buldum. Sonra 5. terimini A ve B türünden bulunuz diyor. O zaman ben A5'i yazayım. A5'i yazdım. Şimdi buna göre yazsam ben aslında. Şimdi A ve B nasıl bulacağım ki? Ben bu D'ye eksi 1 buldum. Yazayım bakalım. Şimdi bunu kullanayım. A, A artı. Şimdi A'la kimi toplarsam 5 yapacak. Kimi? A'la kimi toplarsam 5 yapacak. 5 eksi A'yı değil mi? Mantıklı mı? Mantıklı. Çarpı eksi 1 dedim buraya. Sonra geliyorum buraya. Biraz çorba olacak buralar ama neyse. Bu kaç? Bu B. B yazdım. Eksiyle bunu çarpayım. Eksi 5 artı A dedim. Buradan da B artı A. Eksi 5 gibi bir şey buldum. Bakarım yani hata olmasın. Hata sıkıntı olmaz ama B artı A. Eksi 5 gibi bir değer. B artı A eksi 5. Yaşa. Ne yapıyoruz? Aynı şeyleri yapıyoruz. Biraz A'lar B'ler böyle çorba olmuş. Hiç sıkın değil. Hiç sorun değil arkadaşlar. Geldik 9'a. Şöyle bir şerbetimizi alalım mı? Vallahi bunu işme zaman var ya konuşamayacağım ha. O kadar çok konuşuyoruz ki okulda, derslerde burada. İçin arkadaşlarım yani ılık şeyler için bal, bal iyidir bak. Bal içine limon kat bayağı yumuşatır sizi. Tamam mı? Yani boğazınız yumuşatır. Sizi yumuşatır mı bilmem de boğazınızı yumuşatır. Şimdi örnek 9. Bir beşgenin iç açılarının aritmetik bir dizinin ağırlaşık 5 terimidir. İyi güzel. Beşgenin en küçük iç açısı 52 derece olduğuna göre en büyük iç açısı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlarım demek ki adam bana diyor ki A1 nedir arkadaşım diyor. 52'dir diyor. Tamam A1 52. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi ortak fark kaç? Ortak farkı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için A2'ye ne yazıyoruz? A2 hemen 52 artı D yazıyoruz. Bir fazlası. Yani bir fazlası derken belli bir fazlası. A3'e ne yazıyoruz? Bunu bir daha D'ye arttırıyorum. 52 artı 2D diyorum. A4'e ne yazıyoruz? 52 artı 3D diyoruz. A5'e ne yazıyoruz? 52 artı 4D diyoruz. Allah'tan 15 gen falan değilmiş yani. Onu yazacak mıydık hocam deseniz yazmayacaksınız tabi. Toparlayalım. 4, 7, 10 yaptı değil mi? 10 tane D artı 52, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane 52 diyelim burada. Anlaşalım bunda e, ee, beşgen mi diyor? Beşgen. Beşgenin iç açıları ölçüde toplamı 540. Nereden bileceğim? E, ee, geometrideki n-2 çarpı 180 derece var ya. Bunun ispatını yapmayacağım galiba. Geometride yaparız bunu. İşimiz değil şimdi. Ee, en yerine 5 yazacağız. 3 kere 180. 540 yapacak. Tamam mı? Sonra burası 250. E, ee, 2 260 yaptı. Yani 10 tane de eşittir. 540 eksi 260. Şu sıfırları fıydırayım şuradan şöyle. Değil mi? O zaman D ne oldu arkadaşlarım? 54'ten bunu çıksam 28 mi oldu? Demek ki 28 28 arttırmış bu vatandaş. En büyük iç açısı kaç derecedir? Bunu soruyor. 52 artı 4 bunu çarpsam kaç yapıyor? 30 olsa 120 yapacak. Ben öyle yapmayayım ya. Yanlış yapıyorum. Yani. 4 ile çarpayım. 4 kere 8 32 elde var. 3 112 mi yapıyor? 112. 112, 162, 164 gibi bir iç açı doğru mudur? Tabii ki de doğrudur. Yanlış da yapsak bazen bu doğru. Anlatıyor biliyoruz mu? Aritmetik dizisinde 200'den büyük en küçük terim kaçıncı terimdir diyor. 200'den büyük en küçük terim. Ha 200'den geçeceğim ama en küçük olacak. Tamam anladım. Bir kez aritmetik dizi diyor. Bak ne yapmış? 6, 6 gitmiş değil mi? Bak bu 6, 6 gitmiş. O zaman biraz önce gösterdiğim yöntemle. 6 n deyip ilk terim 7 olacağı için 1 yazdığım zaman 7 olması için 6 en artı 1 diyeceğim. Bu artık sizin o sevdiğiniz pratik yöntemlerden. Instagram'a çekeyim böyle videolar. Milleti şey yapayım. E, hemen kanalıma davet edeyim. Yani bu tarz şeyler iş görmez arkadaşlarım. Yani biliyorsan yaparsın. Bilmiyorsan o hemen bunu de matematik halledecek halin yok tabii. Emek vermek lazım. Şimdi bu bizim dizimiz. Şimdi bundan büyük en küçük terim diyor. Şimdi acaba ben en yerine kaç yazsam da 200'ü geçer? Deneyebilirsin. 30 yazarsın. 31 yazarsın. Ya da ne zaman kardeşim sen 200'den büyük olursun dersin. 6n der ki ben de 119'dan büyük olayım. O zaman 6'ya bir böleyim bakalım. Şimdi 2 kere 119 mu? Allah cezamı verecek benim. 100, 199 değil mi ya? 200'den biri çıkardık. 119 yazdık. 199 değil mi? 6'ya böleyim ben bunu. 3 kere 6 18. Şurası 19. 3 kere 6 18 yaptı. Yani en büyüktür. 33'ten biraz büyük. 33'ten biraz büyük. Yani 33 koysam 200'e anca varacak. Ama 34'ü e yapıştırdığım an 200'den büyük olmaya başlayacak. En küçük terim diyor ki alıp başını gitme uzak diğerlere diye. Yani öyle 36-37 falan yazma diye sınırlıyor seni. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi geldim 11'e. 11'e geldim. Bitmek üzere bu da az kaldı. Aritmetik dizi diyor. Şimdi arkadaşlarım aritmetik dizi böyle a n artı b şeklinde oluyor. Yani böyle n kare falan olmuyor buralarda. n kare olmadığı için de bu olmayacaksa m eksi 3 sıfır olacak. Çünkü m eşittir 3. Niye olmayacak hocam? Yani ne sebebi var? Ne zararı var? aritmetik diziyi bozuyor da ne zararı olacak yani? Atıyorum mesela n kare artı n gibi bir dizi al kendine. Aritmetik mi diye bak nasıl kontrol edersin? 1 yazarsın 2 olur. 2 yazarsın 4 6 olur. Değil mi? 4 arttığı için 3 yazan 10 olmasını beklersin. Aritmetik dizi istiyorsan eğer. Ama 3 yazarsın 9 3 daha 12 olur gider. Ortalık toz duman olur. İş görmez. O zaman M3. Tamam. O zaman senin AN dizin ne yaptı arkadaşım? A n dizin 4 n artı 3 yaptı değil mi? E, yani 6 istiyor. Yani yerine 6 koy diyor. 24. 3 şey 4 kaldı 24 değil mi? 3 ile topladım. 27 yaptı. Olay bitti. Bitti bitti bitti. Geldik 12'ye. vallahi ben iyiyim. Siz iyi misiniz? Bende bir sıkıntı yok şimdilik. Şimdi bir dik üçgenin kenarları ortak farkı. 3 olan aritmetik dizi oluşturmaktadır. Dik üçgenin alanını bulunuz. Bulalım. Ne olacak yani en fazla özel üçgen gelir herhalde. Şimdi arkadaşlarım ortak farkı 3 olan. Demek ki sen buraya A dersen diyor. Buraya A artı 3 diyeceksin diyor. Buraya A artı 6 diyeceksin. Hocam niye buraya A artı 3 nereden 3 ortak farkı. Niye buraya A artı 3 demeyeyim de diyebilirsin. E hipotenüs en büyük o olacak yani. Başka sebebi yok. Şimdi A, A artı 3, A artı 6. Pisagor'a yüklenebilirsin. Pisagor. Ee, rahmet okuyalım buradan ona. Ama Acaba bir özel üçgen var mıdır diye bakabilirsin. 3, 4, 5 desem 3, 4, 5 olmuyor. 3, 4, 5'in katı desem 6, 8, 10 desem 6 olmuyor. 9 desem 12 desem 15. Wow, Va, oldu valla bak 9, 12, 15. Ya yani, hocam ben bunu bulamam dersen Pisek öğrenilsin ben sana bir şey diyemem. Demek ki 9, 12, 15'miş. Aritmetik dizi ve ortak farkı 3 oluyor. Alan diyor. 9'da 12'yi çarpıp 2'ye bölerseniz de 54'e ulaşmış olursunuz. Yani dizi bu. Yani her şeyi uyarlayabilirsin sonuçta. Sıkıntı çıkmaz. Bu enin reyli kombinasyonu. Bu bir tanım vermiş. Yani bu ne diye şaşırma diye. Enin birlisi, enin ikilisi, enin üçlüsü, bir öğretmek için ağırlaşık üç terimidir. Yani farkları birbirlerine eşittir. Ya da bununla bunun toplamının yarısı buna eşittir. Artık buradaki tercih tamamen senin paşa gönlüne kalmış. Nasıl yapalım? Hesaplaması nasıldı? Bunların farklarını alalım yani istersen biz. Diyelim ki n çarpı n eksi 1 bölü 2. Eksi n'in birlisi n'dir. Eşittir. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1. Hesaplama böyleydi ya. 3 basamak geliyordum. Sonra 1'e kadar geliyordum. Eksi n çarpı n eksi 1 bölü 2. Şimdi bu burada biraz bize yer sıkıntısı çıkaracak. Bunu buradan alalım arkadaşlarım. Gelelim şuralara bir yerlere yapıştıralım. Şuraya şunu çat edelim. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi buradan biz bunun altına nasıl kalkacağız ya? Şimdi gençler bunu bir atalım mı buraya? Şunu şuraya bir atalım isterseniz. Nasıl atalım? Eksiği böyle artı olarak atalım. Şimdi n çarpı n eksi 1 bölü 2'den n çarpı n eksi 1 bölü 2 tane varsa demek ki ikiler birbirini götürecek. n çarpı n eksi 1 diyecek. Eksi n dedim. Değil mi? Eşittir. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 6 dedim. Artık diziyle miziyle bir işimiz kalmadı. n parantezine alsam. Bak direkt böyle haldırıldır girdiniz ama ortalık karışır. Küpler falan gelir. Sonra ben ne yaptım dersiniz. O olmasın. Şimdi buraya n parantezine alayım arkadaşlarım. n parantezine aldığım zaman n-1-1 n -1 var ya. n-2 oldu ya bu. Çarpı 6 diyeyim buradan. Tamam mı? Eşittir. Burasında n çarpı n-1 çarpı. Burada yine yer sıkıntımız olduğu için şöyle yapalım. Ne yapacağız? n-2 mi yapacağız? Tamam. Şimdi n-2'ler gidecek. n-2'ler gidecek. n-2 diyebilirim. Unutma ha. n-2'ler gidince n-2 olur. Sonra n-2. Buradaki n'ler de gitti. Değil mi? Aa hepsi gitti ya bunların. n'ler de gitti. n-0 da olur. Ama <laughs> özür dilerim. Kombinasyon özelliği <laughs> Aha gidiyorum valla. Kombinasyon özelliği gereği 0 olmaz. Çünkü niye 0'ın birlik kombinasyonu diye bir şey yok. Gitti. O zaman bir de n-1 6 ise n eşittir 7 olur. Bir de şu var ya şurada. Bir de şu var değil mi? n-1 6 ise n de 7 olur. İyi. Burada ne diyor ki bu? n yani niye 2 olmuyormuş burada? Bir bakalım bakalım. Bir bakalım bakalım. Ardışık 3 terimidir. n kaçtır? Hmm. n yani 2 olursa burası 2 olur. 2 olursa burası 1 olur. Ha, 2'nin 3'ü olmayacağı için o da olmuyor. Tamam, orada 3'ü görmedim, unuttum. O zaman N7 olacak değil mi? Örnek 13 7. Anlaşıyoruz mu? Anlaşıyoruz değil mi? Geldim 14'e. 14'te bir aritmetik dizidir diyor. A 100 sıfırdır diyor. Ortak var ki eksi 10 olduğuna göre diyor. E bu soru için burada gerek yok aslında burada. Neyse. A 100 bana mı kalmış sanki adamlar o kadar kitap yazmışlar. Sana ne sen çöz işte değil mi? Nerede gerek nerede gerek değil. Sen mi bileceksin? A 100 eşittir A 14. Kendi kendime de kızarım böyle. E, artı ne yapar? 86 mı? 86 çarpı D değil mi? 86, 96, 100. Tamam. Burası sıfırmış arkadaşlarım. A14'ü istiyor. Eksi 10 olduğuna göre eksi 860 mı yaptı? Değil mi? E buradan attım. A14 eşittir. 860. Ne oldu? Bu çok kolay geldi ya diğerlerine nazaran. Yanlış mı yaptık gene? 14, 860. Neyse. Acayip. Gel bakalım buna. Yine bir formül kokan hareketler burada. Formül kokan bir soru var gibi. Arkadaş formül mormül yok. Koksa da kokmasa da yok. Arasındaki fark varsa ben direkt ay şeyi bulurum. Neyi bulurum? E, ortak farkı bulurum. Şunu da söyleyeyim mi size? Bak şimdi. Örneğin diyelim ki mesela. A5 eşittir. A3 artı 2D yazıyoruz ya. Aslında buradaki 2, 5 eksi 3'ten yazıyoruz ya. D'yi yalnız bırakmaya çalışın. A5 eksi A3 bölü. 5 eksi 3 diyebilirsin değil mi? Eşittir D'yi verir. Yani kullanmak istersen kullanabilirsin. Mesela burada indisleri e, farkları, terimlerin farkları böyle indislerin farkları ortak farkı veriyormuş. E kullan. Yani A9 eksi A5 değil mi? A9 eksi A5 bölü 9 eksi 5 4. Bu sana ortak farkı verecekmiş. Değil mi? E, burası kaçmış? 6'ymış. Demek ki senin buradaki ortak farkın 3 bölü 2'ymiş. Yani gerek var mı dersen bana göre gerek yok. Al buradan yaz arkadaşım. A9 eşittir sen A5 artı 4D yazabilir misin? Yazabilirsin. E Buradan eksiği bu tarafa gönderdiğin zaman artı A5 olacak. Bu gitsin. E adam senin 4D yazdığın yere gelmiş 6 yazmış. 4D 6 o zaman D de 3 bölü 2 ymiş Ne artistik yapıyorsunuz yani formülü biliyoruz diye diyebilirsin. Tamam mı? A1 kaç? Elinde A9 var. A9 yaz arkadaşım. A1 artı 8D yaz A9 16 imiş. A1'i istiyoruz. 8 ile 3 bölü 2'yi çarpayım ben burada. Şunla şu gitsin 4 olsun. 12. O zaman A1'i de paşa gibi 4 bulayım. Olay bitsin yani. Ne formülle uğraşıyorsunuz? Değil mi? Adam onu derler yani. Ne yapacağım formül formül derler. 16'ya geldik bu arada. A, M ve B, en ilk terimleri aynı olan birer aritmetik dizidir. İyi. A endisinin ortak farkı B endisinin ortak farkının iki katına eşittir. Demek ki bunun ortak farkı 2D ise bununki D'ymiş arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bununki D'ymiş. İyi. A endisinin 5. terimi B endisinin kaçın terimidir? Bakalım. Şimdi bunların e, ilk terimleri aynı olan bir aritmetikteyiz. Şimdi bunların ilk terimini nereye, nereye yapacağız bunu abi? Abi buna yer abi. Buraya mı yapacağız? Hadi yapalım bakalım. Şimdi A'nin ortak farkı 2D demiştik. BN'nin ortak farkı D. Şimdi arkadaşlar nasıl başlayabiliriz? Nasıl diyelim? Mesela bunların ilk terimleri A olsun. Tamam mı? Sonra neyi soruyor ki? Vallahi soruyu unuttum ya. A endisinin 5. terimi. Ha, A endisinin 5. terimi. E çok kolay. A endisinin 5. terimi nedir? A5 eşittir. A1 artı kaç D'dir abi? 4D ama bunun D'si 2D olduğu için 2D yazacağım. Ona göre ayarladık ya. O zaman burada A5 eşittir. A1 artı 8 D mi? Değil mi? E diğerine yazalım. Bn'in kaçıncı terimiymiş? Yani Bn acaba nasıl yazılır? Ya da Bn yazmayalım. Kaçıncı terim ya? Bk yazalım. Acaba ilk terim yani A1 ilk terimleri aynı ya artı ne yazacağım? K 1 D yazacağım. D ne abi? D de D zaten bunun. Değil mi? E yani A1 8 diye diyor. Yani burasının 8 olmasını istiyor değil mi? Onu istiyor ya 5. terimle kaçın terim birbirine eşit? Burasının 8 olmasını istiyor. Demek ki K-1 8 ise K de 9'muş terim yani. Ben yani bunun da 9. terimi birbirine eşitmiş. Bakalım mı örnek 16'ya? Örnek 16 e yok ki burada. Yani 17'ymiş o. A. 17 mi bu? Yok. 16'nın doğru cevabı. 16 burada mı acaba? 9'muş doğru. Bir an korktum vallahi. Nasıl bulacağız dedim o sayıyı acaba? 17. 17'yiz ben iyiyim. Siz de iyisiniz. sıkıntı yok. Gidiyoruz. Devam. Bir baba 90 metrekarelik bahçesini 3 çocuğuna hobi bahçesi yapmaları için aşağıdaki gibi bölmüştür. İyi. En büyük çocuk en küçük çocuğun 7 bölü 8'ini almıştır. En büyük çocuk. Şimdi birinci çocuk diyelim arkadaşlarım. İkinci çocuk diyelim. Üçüncü çocuk diyelim. Ee, şimdi en büyük çocuk en küçük çocuğun 7 bölü 8'ini almış. Şimdi en küçük şu 3. numara olsun. Şurası 8K yapsın. Bu da arkadaşlarım 7K yapsın. Yani 8K'nin 7 bölü 8'ini alayım ki 7K kalsın diye. Sırasıyla küçük, ortanca ve büyük çocukların aldım. Ben bunu niye 1, 2, 3 dedim ki Allah beni ne yapmasın. Küçük, ortanca, büyük yazsam ya ben buraya. Küçük, ortanca, büyük yazayım şuraya. Tamam mı? Sırasıyla küçük şimdi kim ne yapmıştı ya? En büyük çocuk en küçük çocuğun. Demek ki burası 8 k ise arkadaşım. Burası da 7 k miydi? Tamam. Sırasıyla küçük ortanca ve büyük çocukların aldığı kısması metrekare insan değerleri aritmetik dizinin aritmeti üç terimidir. Bu ortanca da x diyelim isterseniz biz. En küçük çocuk kaç metrekare yer almıştır? Şimdi vatandaşlar, canlar, ciğerler artık biraz önce söylediğim bununla bunun toplamının yarısı burayı veriyordu ya. Demek ki sen x'e 15k bölü 2 diyebilirsin. Ya da hocam unuturum ben bunu ya dersen x'ten 8 k çıkar ortak fark çalış. 7 k'den x'i çıkar yine ortak fark çalış. E buradan 15 2 x x eşittir 15 k bölü 2 gelir. Sıkıntı yok. 90 metrekareydi. Şurası 15 toplamları 15 ile 15 k bölü 2 yapınca 90 yapacakmış toplayınca. 30 15 daha 45 k bölü 2 90 sa buradan biz k'yi 4 bulur muyuz? Mis gibi buluruz. Bulduk geçtik. K4 ise bu vatandaş 32. Bu vatandaş 4 versem 30. Bu vatandaş da 28. Bak ortak farkları kaç arkadaşlarım? Eksi 2'ymiş. 2-2 azalıyor ya o yüzden dolayı. En küçük çocuk kaç metrekare almış? 32 mi alıyor? En... Demek ki küçüklere daha fazla vermiş. En küçük 32'miş. Logaritma geldi. Logaritma hiçbir farkı yok. Yani diziden hiçbir farkı yok. Aritmetik dizinin ardışı 3 terimidir. Yine istersen ortadaki bunların toplamının yarısı yapabilirsin. İstersen tanım gereği log 3 eksi log 2 eşittir. Logik, log x eksi log 3 yazabilirsin. E burası logaritma 3 bölü 2 olduğunu cümle alem bile biliyor. Sağır turtan bilebiliyor artık. Burası da logaritma x bölü 3 olacak arkadaşlarım. E, İçeriler eşit olacak artık. 3 bölü 2 ile x bölü 3'ü beraber eşitlersem şöyle. x'i de 9 bölü 2 derim ve ve örnek 18 de bu şekilde gitmiş olur. 19'u çözeceğim, 20'yi çözeceğim, 21'i çözeceğim. Yeter gari. Yeter gari uyuyacağım gari. Uykum geldi. Tamam mı? Siz çalışmaya devam. Şimdi bir şirkette çalışanların en küçüğü 1996 yılında, en büyüğü 1972 yılında doğmuştur. Şirkette çalışanların yaşları ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizi oluşturduğuna göre bu şirkette çalışanlar, çalışan kaç kişi vardır? Hmm. Şimdi en küçüğü 1996 yılında. Şimdi A1'e 1996 desek acaba en büyüğüne de 1972 desek. Yani yaşları değil de doğduğu yılları baz alsak. E diğeri de 3 yıl sonra doğmuş olacak değil mi? Onları öyle bir baz alabiliriz. Yani A1 aslında bizim için 1996 olsun tamam mı? Yani birinci kişinin doğduğu yıl. O zaman ikinci kişinin doğduğu yıl. 3 yaş arayla doğacaksa arkadaşım. En küçüğü 1996'da doğmuş. E, tamam. Ha, 3 yaş önce doğacak. En küçüğü oymuş ya. Demek ki bu 1993'te doğacakmış. O zaman bu da 1972'de doğmuş. Değil mi? O zaman bu kaçıncı kişiymiş? K'inci kişiymiş. Bu da 1972'de doğmuş. E, o zaman ben şunu yapabilir miyim? Bizim K'inci kişi eşittir. A1 artı e, ee, k eksi 1 tane 3. Değil mi? Hatta 3 mi diyeyim ben buna? 3'er 3'er. Azalıyor ya bu eksi 3 diyeyim. Madem öyle bir şey yapacağız. Bir olay yapacağız. eksi <laughs> 3 diyeyim. Ortalık kızışmasın. Tamam mı? Sonra bu arkadaş 1972 eşittir 1996 artı eksi 3 tane k eksi 1. Dağıtmanıza gerek yok arkadaşlarım. Burası ne yapacak? 1996'dan 1972'yi düşersem 4 yaptı 24 yaptı. Niye böyle alt alta yazdıysam. Ama nasıl 24? Eksi 24. Bu tarafa attım ya. Eksi 24 eşittir. Eksi 3 tane k 1. Demek ki bunları götürdüğüm zaman 8 oldu. 8 eşittir k 1 yaptı. k de eşittir 9. Yani en büyük 9 arkadaşlarım demek ki şirkette 9 kişi vardır. Ben yılları baz aldım. Yaşları da baz alabilirsin ama yani hangi yılda olduğun belli olmadığı için biraz sıkıntı çıkarabilir sana. Örnek 20'deyim. Denklemin kökleri terimleri artan bir aritmetik dizini. 3. ve 7. terimidir. Ee, Bu dizinin ilk terimi kaçtır? Şimdi denklemin kökleri diyor. Kökleri bulunuyor mu ki bunun? Bakalım. A bulunuyor. 15'e 3. 15'e 3. Eksiye eksi. O zaman x'e x. Yani bunu çarpanlarına ayırırsam ben x 15 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Yani bir tanesi arkadaşlarım 15 bir tanesi de 3. Hmm, artan diyor. Yani şimdi hangisi 15 hangisi 3 bilemeyeceğim. İlerideki 15 arkadaşım. Tamam mı? Ee, üçüncü ve yedinci terimi. Yani yedinci terimi 15. Üçüncü terimi 3. Çünkü artmaya başlıyor. 3'ten sonra gidiyor yukarıya. E ben bunu ne yaparım? Ben bunu alırım. Bir gün şöyle bir çekerim. Sonra derim ki A7 sen A3 artı 4 dsin Kendine gel. Değil mi? O zaman A7 yerine 15 eşittir. 3 artı 4 D yaparım. 12 eşittir 4 D derim. D eşittir 3 derim. İlk terimi kaçtır diyor. 3 3 artmış. Aslında bir önceki kaçmış arkadaşlarım? Bir önceki 3 artıysa 0'mış aslında. A1 de bir aşağıda. Daha, daha, 3 aşağıda aynıyım. O da eksi 3'müş değil mi? Örnek 20 eksi 3. Bunu da hallettik. Geldik son sorumuza artık. Son sorumuza bakalım neler yapacağız. Şimdi yapımı yeni tamamlanmış bir inşaatta elektrikçi ve sucu çalışmaktadır. Elektrikçi 1, 3, 5, 7 şeklindeki aritmetik dizi oluşturan kat numaralarında sucu ise 1, 4, 7, 10 şeklindeki aritmetik dizi oluşturan kat numaralarında tadilat yapacaklardır. Elektrikçi ve bir inşaatın en üst katı olmak üzere toplam 20 katta birlikte çalıştıklarına göre bir toplam kat sayısı toplam kaçtır? Yani şunu diyor aslında. Bir de çalışmışlar. Yedi de çalışmışlar. Değil mi? Ne yaparsın? Böyle teker teker yazarsın. Ama toplam kat 115 115'miş bak bulabilir misin? Bilemem. Şimdi aritmetik dizi diyor aslında bu değil mi? Öyle bir şeylerle geçiyor. Aritmetik dizi. İlk önce bir kuralı bulalım bakalım. Şimdi burası 2n değil mi? e, ee, eksi 1 şeklinde. Çünkü 1 yazılan 1 çıkması lazım. Bu da e, ardışık miktar 3 ya. Burası da 3 arkadaşlarım. 1 yazılan 1 çıkacaksa 3 en eksi 2 şeklinde. Tamam mı? Sıkıntı yok değil mi? Şimdi birisinin dizisi bu, birisinin dizisi bu. Ama bunlar kaçıncı terimlerde eşit oluyor? Mesela bak burada 1, 2, 3, 4. Bunun dördüncüsüyle bunun üçüncüsü eşit oluyor. Ama ilerlerde nerelerde eşit oluyor? Ona bir bakmak lazım. Şunu demek lazım. Şimdi AN dizisi 2n-1 bn dizisi 3n-2 tarzında bir genel terimleri var. Ve aritmetik dizi bunlar. Şimdi acaba a'nın kaçıncı terimi ile? Bak a'nın mesela a'ncı terimi ile bunun b'inci terimi yani 3b-2 eşit olsun. Ve bu eşit olan terime de a diyelim örneğin. Acaba bundan kaç tane var? Mesela a yerine 1 yazıp b yerine 1 yazman tutuyor. Ama mesela a yerine 4 yazıp B yerine mesela 3 yazdığım zaman tutuyor. Bu ne zaman var? Bu neye döndü arkadaşlarım? Bu artık o döndü. Daha doğrusu bölünebilmeye döndü. Şimdi bak bu kalıp bölünebilme de var. TT matematikte var. Şimdi burada ne olacak? Öyle bir tane sayı ekleyeceğim de çıkaracağım ki burada 2'nin katı yapacak. Burada 3'ün katı yapacak. Mesela eksi 1 desem bunlara bak. Eksi 2 2'nin katı. Eksi 3 3'ün katı. O zaman eksi 1 diyeceğim. Şimdi bak buradan A eksi 1 ne oldu? 2 aç parantez. A-1. Yani büyük A-1'den bahsediyorum. Burası da 3 parantez. parantez B 3 aç parantez. B-3 oldu. Yani aslında benim bulmam gereken sayı A-1 sayısı aynı zamanda 2 ve 3'ün neyi oldu? Katı oldu. Yani 6K oldu. Bak buradan A'yı bulayım. 6K artı 1. Bak şimdi. Sen örneğin K'ye 0 verdiğin zaman. Bak şu 6K artı 1'i bir alalım buradan. Şurada birkaç tane dizide ben sana göstereyim. Tamam mı? Onu inşallah kopyalamıştır. Şimdi şunu alalım. Şöyle yapalım. Ha kopyalamış bak. Şimdi mesela bak 0 yazdığım zaman 1'e denk gelecek. Gördün mü? Bak bir bu ortak mesela. Bak 1 yazınca 7'ye denk gelecek. Bak biraz daha arttırayım mesela. 1 3 5 7 9 11 13 değil mi? 15 bunu arttırayım 10 13. Bak 2 yazdığım zaman bak 13'e denk geldi. Bak gördün mü? Ortaklar bak bu şekilde bulunuyor. Aman ne soru yazmışlar vallahi. Burada toz duman oldu her yer gene. O zaman biz diyoruz ki bunlar 20 katla birlikte çalışmışlar. He, yani 20 katta. O zaman ben 0 dediğim zaman birinci kat anlamına geliyor. 1 dediğim zaman mesela 7. kat anlamına geliyor. 2 dediğim zaman kaçıncı kat anlamına geliyor? E, 13. kat anlamına geliyor. Hep burada beraber çalışmışlar. Ama adam 20 kat diyorsa e, o zaman en son 20 yazarsam arkadaşım değil mi? Ne yapacak? şurası her 0 19 yazarsam özür dilerim 0 kullandık ya 20 tane olacak ya 19 yazarsam 19 yazarsam 6 kere 19 ee, 4 elde var 5 114 bir de burada var 115 yani 19 yazan buradaki 115. katta da en son beraber çalışıyorlar olay bitiyor bu nerede toplam 115 katlı. Hocam niye arttırmıyorsun? E, arttıramam artık. 20 katta çalışmışlar. Bir daha arttırırsam o zaman 21. kata çalışmışlar. Olacaktır. Seslerden de görüldüğü üzere burada kesmemiz gerekiyormuş. Ki örnek 22'deyiz. Bak. Çok güzel sorular var içerisinde. Ama hiçbirisini görmedim daha önceden. Her zaman mantık. Yani şunu demek istemiyorum. Çok iyiyim, süperim. Çok süper çözüyorum. Değil arkadaşım. Sana tek bir mantıkla tek bir formül formülle nasıl çözüleceğini gösteriyorum. Bak başka bir formül göstermedim. Varsa bile niye öyle olduğunu gösterdim. Kullanırsın kullanmazsın bu senin bileceğin bir iş. Anlatabildim mi? Anlatıyorum inşallah. Kendine iyi bak. Kendine iyi davran. Bu sene o istediğin üniversiteye, istediğin bölüme gitmek için elinden gelenin fazlasını yap. Benden daha fazla çalış. Şu an saat olmuş bilmem kaç telefon falan yok ortalıkta. Bilmem kaç olmuş saat. Ben bu saatte bunu yapıyorum. Senden daha fazla çalışmayayım. Sen benden daha fazla çalış. Beni sıkıştır. Hocam şunu gönder. Bunun çözümünü göndermedin de ben de bileyim ki benim öğrencilerim çalışıyor. Ve istedikleri bölümü en iyi dereceyle kazanacaklar. Anlaştık mı? Hoşçakalın. Gözlerim kapanıyor. Işık tepeden vuruyor. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda diğer derste görüşmek üzere hoşça kalın. emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.